Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber LG'nin Xboom Go PL2 modelini inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet, daha öncesinde bu kanalda LG'nin Bluetooth hoparlörlerini zaten incelemiştik. Bugün ise yenilenmiş serisi olan PL2'yi test edeceğiz. PL2 aslında bu ailenin giriş segmentindeki en ufak, en tatlı, en şirin versiyonu desek yanlış olmaz. Bunların dışında PL5 ve PL7 diye iki tane farklı daha büyük hoparlör mevcut. Bunların da incelemeleri zaten yakında kanalda olacak arkadaşlar. İsterseniz sözü fazla uzatmadan gelin bir kutu açılışına bakalım ve sonrasında gövde özelliklerini hızlıca inceleyelim. Hoparlör markası, onunla beraber LG'nin geliştirdiği ve daha önceki serilerinde de zaten LG yine Meridian'la beraber güzel bir işbirliği yapmıştı. Sonrasında Sound Boost modunun olduğunu söylemişler. 10 saatlik bir pil ömrünün olduğu, IPX5 sertifikasına sahip olduğu ve Android telefonlar için Xboom uygulamasının olduğu buraya yazılmış. Henüz Apple için bu Xboom uygulaması ne yazık ki bulunmuyor. Arka tarafında ise yine gördüğünüz gibi LG Xboom Go yine güzel, keyifli bir tasarım burada bizlere sunulmuş. Şimdi gelin isterseniz şöyle şuradaki alanları dikkatlice keserek açalım. Biliyorsunuz kutu açılışları benim hassas noktam. Şöyle şurayı kestik. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle mini minnacık bir hoparlör zaten. Çok tatlı, çok şirin. Şu arkadaşı şöyle kenara koyalım. Burada kutunun içerisinden başka neler çıkıyor hemen hızlıca onu size göstereyim. Burada bir tane kablomuz ve aynı zamanda kullanım kılavuzumuz var arkadaşlar. Cihazımızı buradaki bu kablo üzerinden şarj edebiliyoruz. Şimdi gelelim hoparlörün kendisine. Hoparlör inanılmaz ufak ve çok tatlı arkadaşlar. Yani bakar mısınız boyutuna? Avucumun içine sığıyor. Yani burada ilk olarak vermiş olduğu hissiyat ve buradaki malzeme kalitesinin gayet güzel bir noktada olduğunu söylemek istiyorum. Zaten dışı kauçuk bir kaplamayla kaplanmış ve yani tutma hissiyatı çok kolay. Şu şekilde hemen böyle el bombası gibi diyeceğim ama çok rahat bir şekilde bunu tutabiliyorsunuz. Çok keyifli yani bunu tutmak. Böyle güzel bir hissiyatı olduğunu zaten söylemiştim. IPX5 sertifikasına sahip, yani su sıçramalarına karşı dayanıklı. Yani bu ne demek? Üstüne su dökerseniz bir şey olmaz ama denize, havuzu atarsanız bu cihazı sonrasında ne olur bilmiyorum tabii ki. Bunlara ek olarak 350 gram gibi bir ağırlığımız var. Bence hafif. Yani böyle çantanızın yan tarafında suluk yerleri olur mesela. Oraya böyle tıp diye sokabilirsiniz bunu, file alanlara. Ya da bisikletinizin matara kısmına bunu koyarsanız şu şekilde müziğinizi de dinleyebilirsiniz. Bence güzel bir tasarımı var. Aynı zamanda çok da şık duruyor. Renk konusuna geldiğimiz zaman mat, lacivert gibi bir renk. Ama lacivert de denmez, tam böyle kümeye de çalıyor. Bence renk seçimi çok güzel olmuş. Yani standart siyah ya da bir gri rengindense bu tarz bir renk olmasını beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz bir tuş yapısından bahsedelim hızlıca. Burada sırasıyla baktığımız zaman ilk olarak açma kapatma tuşumuz var. Sonrasında Bluetooth tuşumuz var. Buradan bastığınız zaman Bluetooth'umuzu eşleştirebiliyoruz. Ses alçaltma, ses yükseltme, sonrasında çalan şarkıyı durdurup başlatma ve burada da Sound Boost isimli bölüm bulunuyor. Burada aynı zamanda ufak ledlerimiz de var. Hatta şöyle ilk bir açılışını gerçekleştireyim. Gördüğünüz gibi ledlerimiz de bu şekilde beyaz yanıyor. Şu anda Bluetooth Pairing, yani eşleştirme modunda olduğu için burası da yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Ön tarafına baktığımız zaman burada içerisinde 1.75 inçlik bir sürücü gizli arkadaşlar. Böylelikle ses performansını buradan sağlıyoruz. Arka tarafına geldiğimiz zaman burada zaten Xboom ve LG logoları buraya yine güzel bir şekilde konumlandırılmış. Şurada tahmin ediyorum ki bir askı bölümü var. Kutunun içerisinden çıkmıyor ama bir askıyla böyle elinizde daha da rahat taşıyabilirsiniz. Sonrasında şuradaki alan şöyle bir bas portu gibi gözüküyor olsa da burası şu şekilde açılan bir alan. Burada sırasıyla baktığımız zaman USB Type-C üzerinden şarj olabiliyor bu cihaz. Bu önemli bir nokta, biliyorsunuz artık çoğu cihaz Type-C olduğu için tek kablo üzerinden her şeyi halledebiliyoruz. Gidip de JBL gibi buraya böyle micro USB falan koymamışlar. LG güzel bir dokunuş yapmış burada. Type-C'yi koymuş, puanları benden aldı. Sonrasında yukarı çıktığımız zaman AUX bölümümüz var. Cihazı aynı zamanda kablo olarak da kullanabiliyoruz. Ve üst tarafında ise bir tuşumuz var. Bu tuş ise aynı anda iki tane LG PL2'yi birbirine bağlamak için işe yarıyor arkadaşlar. En üstte de bir tane reset bölümümüz var. Cihazı da oradan resetleyebiliyorsunuz eğer resetlenmesi gerekiyorsa. Evet, genel olarak gövde yapısına baktığımız zaman bu şekilde. Şimdi incelememize devam edelim.
Evet, zaten demin kutu açılışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine baktık ama bu şirin arkadaşı tekrardan size böyle bir göstermek istiyorum. Hani böyle bir ortamda da nasıl boyutunun olduğunu hep beraber görelim istedim. Evet, gövde özellikleri konusunda gerçekten güzel bir noktada güzel bir tasarımı var. Gövde yapısını zaten beğendiğimi sizlere demin söylemiştim. Şimdi isterseniz gelin pil performansından biraz bahsedelim. Cihazımız küçük gözüküyor olsa da içerisinde büyük bir pil var aslında. 1500 mAh'lik bir pil var ve bu pil sayesinde yaklaşık olarak 10 saatlik bir pil performansı ve müzik performansını bizlere sağlıyor. Tabii burada önemli olan nokta %50 ses ile 10 saatlik bir performans arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Pilimiz 0'dan 100'e yaklaşık olarak 4 saatte doluyor. Ancak ne yazık ki hızlı bir şarj özelliği burada bizlere sunulmamış. Benim bu cihazda beğendiğim bir nokta ise USB Type-C üzerinden cihazımızın şarj olması. Böylelikle biliyorsunuz artık yeni nesil cihazlar Type-C uyumlu olduğu için çok rahat bir şekilde hemen bir kablo bulup hemen şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir noktası. Aynı zamanda yine ben tasarım açısından çok beğendim burada. Bundan da bahsetmek istiyorum tekrardan. Şuradaki şu kulakçığı şöyle açarak gördüğünüz gibi giriş çıkışlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Güzel ve estetik düşünülmüş. Arka tarafta harici bir giriş çıkış planlanmamış. Zaten cihazda pasif bir radyatör olmadığı için, yani o sağ sol taraf sadece gösterme amaçlı olduğu için, böylelikle orası da çok efektif bir şekilde kullanılmış. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman Bluetooth 5.0 ile bizlere sunulmuş. Yani iyi bir performans aslında. Halihazırda şu anda 5.1 ve 5.2 serileri de var. Ancak biliyorsunuz Bluetooth hoparlörler kısmında daha yeni yeni 5'lere ulaştık zaten. O yüzden burada LG'nin 5'i koymasına hani şaşırmıyorum. Gayet normal bir hareket. Ancak burada güzel noktalar var. Bunlardan hemen sizlere bahsedeyim. Aynı anda diyelim ki 2 tane PL2 satın aldınız. Böylelikle 2 cihazı eşliyorsunuz ve 2 cihaz aynı anda birbiriyle senkron bir şekilde çalışıyor. Bu da yine bağlantı konusunda güzel noktalarından bir tanesi. Merak edeceğiniz bir diğer nokta ise ve genellikle Bluetooth hoparlörlerin aslında sıkıntısı ve kanayan yarası olan burada video izlerken ya da film izlerken bir gecikme olup olmadığı. Burada YouTube üzerinde yaptığım testlerde herhangi bir şekilde bir gecikme hissetmedim arkadaşlar. Rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla filmlerinizi, videolarınızı hoparlör üzerinden izleyebilirsiniz. Yani ses kaynağı olarak bunu kullanabilirsiniz. Kodek kısmına geldiğimiz zaman ise AAC ve SBC kodeklerini destekliyor. Yani halihazırda bir iPhone kullanıcısıysanız herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadan tüm kodekleri kullanabiliyorsunuz. Bazı üst segment kulaklıklarda ve hoparlörlerde biliyorsunuz aptX, aptX HD gibi kodekler var ama bu cihazda bu özellikler, bu kodekler bizlere sunmamış. Zaten hiçbir rakibinde de bu özellikler bulunmuyor. Ses performansı konusunda ise gelin bir ses performansını hep beraber test edelim, bir dinleyelim. Evet, gelelim ses performansı kısmına. Ses performansında LG burada Meridian'le beraber çalışıyor. Meridian zaten bildiğiniz gibi aslında üst segment hoparlör ve ses üzerine çalışan bir firma. İngiltere'de olan bir firma aynı zamanda. Burada bu hoparlörlerle beraber aslında 5 wattlık bir gücümüz var. Bu cihaz boyundan büyük işlere kalkışabiliyor. Gerçekten çok yüksek bir sesi var. Normal bir ortamda, mesela buradaki odamda sesi böyle neredeyse yarının üstüne getiremedim. Yani açabiliyorsunuz tabii ki ama rahatsız ediyor. Çok yoğun ve çok dolu dolu bir sesi var. Özellikle dışarıda kullanacaksanız uygun olabilir. Onu söyleyebilirim. Evin içerisinde de yani birinci kademe, ikinci kademe, belki üçüncü kademe olabilir ama sesin yüksekliği konusunu beğendiğimi söylemek istiyorum. Üzerinde 45 mm'lik pasif sürücü var. Bir adet. Sağda solda yok. Demin zaten söylemiştim. Sadece kendi içerisinde var. Sürücü gayet kuvvetli ve gayet iyi. Burada özellikle tiz ağırlıklı bir hoparlör olduğunu söylemek istiyorum. Daha çok vokal ağırlıklı müzikler dinliyorsanız
dinliyorsanız, enstrümantal müzikler dinliyorsanız ve aynı zamanda bence en önemli noktası podcast dinliyorsanız bu hoparlör gerçekten güzel bir noktada duruyor. Biliyorsunuz şu anda artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de podcast ciddi manada yükselen bir trend ve burada bu hoparlörün podcast performansını beğendim. Yani çok güzel ve temiz, berrak bir ses alabiliyorsunuz. Podcast dinlerken keyif alıyorsunuz. PL2 modelinde aynı zamanda Sound Boost modu da var. Zaten cihazı açtığınız zaman otomatik olarak Sound Boost modu aktif olarak geliyor. Hatta size zaten bu testi Sound Boost modu aktif olarak gerçekleştirdim. Çünkü hani burada ses performansının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hani bu cihazı alan kişinin de Sound Boost modunu kapatacağını düşünmüyorum. Müzik dinlerken, film, video vesaire izlerken de gayet iyi bir performansı var. Dediğim gibi yani ev içerisinde son ses kullanmak pek mantıklı değil. Ancak bunların dışında genel olarak güzel ve temiz bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu cihazda aynı zamanda bir uygulama da var. Xboom isimli bir uygulama üzerinden bu cihaz üzerinden bazı ufak tefek değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Ancak Android uyumlu bir uygulama var burada. PL5 ve PL7'ye geçtiğimiz zaman hem Android hem iOS desteği var ama PL2'de sadece Android desteği var. Bence burada mutlaka ilerleyen zamanlarda iOS desteği de gelecektir diye düşünüyorum. Böylelikle uygulama üzerinden ufak tefek değişiklikleri de yapabiliyor olacağız arkadaşlar. Hoparlörümüzün üstünde aynı zamanda bir mikrofon da var. Mikrofon üzerinden gelen çağrılarınızı kabul edebiliyorsunuz ve buradan konuşmalarınızı, görüşmelerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynen demin sizlere söylediğim gibi temiz bir şekilde sesi verdiği için, özellikle tiz ağırlıklı olduğu için burada görüşmelerde de ses gayet net ve güzel bir şekilde bizlere sunulmuş arkadaşlar. Evet, gelelim fiyat performans kısmına. Fiyat kısmında bu cihaz 360 TL bandında şu anda bulunabiliyor. İşte hepsi burada vesaire, bir sürü site var. Oralardan kontrol edebilirsiniz. 360 TL'ye bence şu an için alınabilecek en iyi hoparlörlerden biri desek yanlış olmaz. Çünkü fiyat performans olarak güzel bir yerde duruyor. Aynı zamanda biliyorsunuz yeni bir hoparlör olduğu için de yeni teknolojileri de içinde barındıran bir cihaz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda PL5 ve PL7'yi de inceleyeceğim. O yüzden eğer bu aileyi merak ediyorsanız beni takipte kalmaya devam edin. Bu arada hala da hangi hoparlörü almanıza karar veremediyseniz sizler için de güzel bir kılavuz hazırladım. O kılavuzu da videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Mutlaka göz atmayı unutmayın. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.